Merhaba, günümüzde salon dekorasyonları nasıl yapılıyor, nelere dikkat etmeliyiz ve salonlarımızda trend mimari uygulamalar ve tasarımları nelerdir, bu videomuzda konuşacağız. Bilim ve teknolojide kaydedilen ilerlemeler sanat ve ustalıktaki açığı kapatıyor gibi görünse de maalesef işinin ehli olan o maharetli ellerin yerini asla alamayacak. 3D yazıcılar ev yapıyor, robotlar sıva yapıyor, öbürü diğer taraftan duvar örüyor falan. O robotlara, makinelere verilen parayı siz ustalara verin bakalım ne harikalar yaratacaklar. Malzemeler icat edilebilir, yeni ürünler piyasaya çıkabilir fakat uygulamayı kesinlikle biz ustalar yapmalı. O yüzden inşaatta teknoloji bir yere kadar ilerler. Belli bir noktadan sonra dizginler işinin ehli ustalarda olmak zorunda. Konumuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olarak devam edecek olan inşaat, tadilat ve dekorasyon videolarımdan anlık haberdar olabilir ve bizlere bu yönde manevi destek verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Son 10 yılda tamamen bir yenilenme söz konusu. Eskiden uygulanan dekorasyon uygulamaları hemen hemen artık kalmadı. Renkli duvarlar, varak işlemeli tavanlar, oymalı dekorasyon malzemeleri, rengarenk halılar, bol bol eşyalar, artık onların yerine sadelik ve ferahlık aldı. Arap kültüründe ve özellikle İran taraflarında hala sıklıkla yapılıyor olsa da günümüz mimari trendleri arasında batıda ve yeni yeni ülkemizde uygulanmıyor bu tür dekorasyon uygulamaları. Peki günümüzde trend salon dekorasyonları nasıl yapılıyor? İç mimaride uygulanan tasarımlar nelerdir? Öncelikle tüm tavan ve duvarlar çok açık, soft veya çoğunlukla beyazla renklendiriliyor. Yılın modası beyaz renk demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu bir tarz oldu, yaşam tarzı. İnsanlar ferahlığı ve sadeliği yakalamak için en uygun rengin beyaz olduğunu düşünüyor artık. Az eşya çok huzur anlayışıyla artık ev düzenlemeleri yapılıyor iç mimaride. Oval ve yuvarlak olan eski tarz eşyaları artık evlerde göremiyoruz. Kare veya dikdörtgen şekilli eşyalar trend. Zeminlerde halı yerine laminant parkeler. Son zamanlarda ise granitler sıklıkla kullanılıyor tüm ev zeminlerinde. Bunu hemen hemen tüm iç mimaride görmeye başladık. Karton perlerin yerine led aydınlatma asma tavanlar yapılıyor artık. Avizeler rafa kalkmak üzere. Açık renk oturma grupları ve aynı renk tonlarda yine açık renklerde küçük mobilyalar. Yemek masası ve sandalyeler de keza çok açık renklerde ve minimum ölçülerde. Ağır ve kaba perdelerin yerini stor dediğimiz daha kibar ve göze çarpmayacak ölçü ve renklerde yeni tasarım perdeler kullanılmakta. Salonlarda kullanılan eşyalar artık bundan ibaret. Oturma grubu, yemek masası ve TV ünitesi. Birkaç bölgeye ise büyüklü küçüklü çiçekler. Duvarlarda asılı resimler de yok artık. Yaşanılan salon ister büyük olsun ister küçük olsun fark etmiyor. Tüm eşyalar ve tarzlar bu şekilde olmaya başladı. Sadelik ve ferahlık üzerine tasarlanmış yeni yaşam alanları. Kullanılan eşyaların sürdürülebilir ve çevre dostu olmalarına dikkat ediliyor günümüzde. Geri dönüştürülmüş malzemelere olan talepler her geçen gün daha da artıyor. Bir başka detay ise enerji tasarrufu. Kullanılan tüm aydınlatma ve cihazların da enerji tasarrufu gözetilerek seçildiği dikkat çekiliyor. Bugün salon tasarım trendlerini kısaca sizlere açıklamaya ve bilgilendirmeye çalıştım. Devam edecek olan videolarımda ayrı ayrı ve çok daha detaylı olacak şekilde mutfaklar, banyolar, teras katlar, peyzaj çalışmaları ve çok daha fazlasına yer vereceğim. Takip ederek videolarımdan anlık haberdar olabilirsiniz. Mimaride en son salon tasarım trendleri nedir isimli videomun sonuna geldim. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Saygılar sunuyorum.